TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Yine gündemin en sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Dilerseniz buyurun özetlerimizle başlayalım, sonra gündemdeki önemli gelişmelerin detaylarıyla devam edelim. Tarihi Harman Meydanı'nda tarihi pazar. Kömür sobasının yerini peletli soba alıyor. Yaşlı kadının cüzdanını alarak böyle kaçtı. Kahramanmaraş'ın kurtuluşu Kayseri'de kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. CHP'lileri karşılarında gören Süksün sakinleri şikayetlerini sıraladı. Sana yemin ediyorum, vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. CHP'lileri karşılarında gören Süksün sakinleri şikayetlerini sıralarken AK Parti seçmenlerinin partilerine olan tepkileri dikkat çekti. 20 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini belirten bir çiftçi iktidar partisine tepkisini dile getirdi. Biz AK Parti'yiz. Şimdi ben diyorum ki CHP'ye vereceğim. CHP'den de şunu bekliyorum ben. Şimdi benim bu konuda ben çiftçilik yapıyorum. Benim Kadıstura'da tabu sorunlarım var. Bu köye Kadıstura geliyor 30 sene oldu. 30 senede çözdüklerini çözdüler, çözmediklerini yarın bıraktılar gittiler. CHP iktidarında kapanan belediyelerin yeniden açılacağını ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, çiftçi perişan, köylü perişan diye konuştu. Bu memleketin evladıyız. Evet. AK Parti'ye oy veren insanlar da bu memleketin evladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de bu memleketin evladı. Dolayısıyla sizin meclise gönderdikleriniz de bu millet için, Kayseri için hizmet etmeli. Bunun için çalışmalı. Şimdi bakınız, çiftçi perişan, köylü perişan. Bizim verdiğimiz kanun teklifi ve AK Parti'nin ve MHP'nin de reddettiği kanun teklifi. Şunu söyleyeyim, arkadaş, gübre fiyatları arttı, mazot fiyatları arttı, yem fiyatları arttı. Çiftçi geçinemiyor, çiftçi zor durumda, köylü zor durumda. Gelin şu çiftçinin mazotundaki vergiyi kaldıralım. Biz bunu teklif ettik mecliste. Ama iktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildi. Bakın, yatlara binenlerin mazotundan vergi almıyorlar. Kim yatabiniyor? Zengin adam yatabiniyor. Gidiyor yazın koy koy geziyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açılışı yapılan kütüphaneleri ziyaret ederek gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyan akıl küpü çalışma istasyonlarını hizmete açtıklarını söyledi. Melik Gazi Belediyesi ilçeye yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına akıl küpü çalışma istasyonları kuruluyor. Gençler merhaba. Nasılsınız? Akıl küpü istasyonlarının ilki İldem bölgesinde açıldı. Açılışa koronavirüsü atlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı. Merhaba, sizler de okuyorsunuz. Ben lisem. Benim lisemden lazım. İhtiyaç olan yerlerde akıl küpü çalışma istasyonlarının yapımının devam edeceğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, ilk İldem'i açıyoruz, daha sonrasında da belediyemiz altında olan yeri TOKİ ve Danışment Gazi'yi açacağız. İldem, TOKİ, Danışment Gazi, belediye binası, köşk, Demokrasi, Selçuklu, Gülük Mahallesi olmak üzere 8 tane akıl küpü kütüphanesi yaptık dedi. İldem'de yeni açtığımız sosyal tesis, üst taraf gördüğünüz gibi burası ders çalışma alanı, kütüphanemiz, alt taraf kafeteryamız. Bunun gibi şu anda tam 8 tane farklı kütüphane inşallah açılışını hazırlıyoruz. Çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah bu kayıt süreci bittikten sonra sessiz, güzel bir şekilde burada çalışacaklar. Amacımız şehir merkezinin haricinde mahallelerimizde kütüphane oluşturarak bu gençlerimizi mahallelerde tutmak ve ailelerinin göz önünde çalışmalarını güvenli, temiz, hijyen ortamlarda sağlamak. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Bu çocuklar bizim geleceğimiz.
geleceğimize elimizden geldiğince destek veriyoruz. Onların iyi yetişmesi bizim için son derece önemli. Bunlar yetişirken de mekanlar önemli. Mahallelerde açacağımız bu kütüphaneler inşallah gençlerimizin geleceğe hazırlanması açısından güzel tesisler olacak. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayan Yenişehir Mahallesi'ndeki sosyal tesisi ziyaret edip kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Çolak Bayraktar, yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini artırdığını söyledi. Koca Sinan Akademisi genişliyor. Yenişehir Mahallesi'ndeki sosyal tesiste Koca Sinan Akademi olarak hizmet vermeye başladı. Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan Koca Sinan Akademi'yi ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar, kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerle sohbet etti. Aynı bir katkı. Hanım kıza güzel bir elbise. Koca Sinan'ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birebir yapmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kiminle de oynayasınız? Başka yok değil mi? Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Başkan Çolak Bayraktar, modern tesislerle Koca Sinanlılara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bağcıcı tarafından Mevlana Mahallesi'ne yapılacak olan cami, Kur'an kursu, kütüphane ve şadırvandan oluşan külliyenin protokolü imzalandı. Talas'ta hayırsever Abdullah Bağcıcı tarafından Mevlana Mahallesi'ne yapılacak olan cami, Kur'an kursu, kütüphane ve şadırvandan oluşan külliyenin protokolü imzalandı. Başkanlıkta gerçekleşen imza törenine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe müftüsü Bünyamin Turgut ve hayırsever Abdullah Bağcıcı katıldı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şimdiden mahallemize hayırlı olsun, cemaati bol olsun dedi. Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı ile Şehit Fatih Duman Sokak arasındaki 2500 metrekare alanda yapımı gerçekleşecek olan külliye, içerisinde cami, Kur'an kursu, kütüphane ve şadırvan olarak hizmet verecek. 800 metrekare alana oturumu planlanan dini tesiste bölgedeki 12 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak. Evet, Allah hayırlı etsin inşallah. Evet. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin inşallah. Değerli izleyenler, eskilerin hafızalarından ziyade gönüllerinde derin bir sevdadır anılar. O hüzünlü ve özlem dolu günleri anlatan eşyalar da toplumda ayrı bir değer olarak bilinir. İşte bu değer olarak sayılan tarihi plakçalar, gaz lambaları, ahşap sandalyeler ve akla gelen o hüzün dolu anıların simgeleri Talas'ın tarihi harman meydanında bir araya geldi. Dilerseniz birkaç dakika o anılara bir yolculuk yapalım. Buyurun. Hava soğuktu ama antika pazarı yoğundu. Tarihin hasret dolu sayfalarına götüren birbirinden anlamlı ve değerli eşyaların nostalji severlerle harman meydanında buluşturan pazarda renkli görüntüler vardı. Geçmiş nesillerin hayatını sürdüren eşyalar ve aletlerden, eskilerin sevdalarını anlatan, hatırlatan gramofonlardan oluşan manevi anlamda eşsiz değerler bu pazarda yer aldı. Pazarda tezgah açan esnaflar böyle bir imkanı sundukları için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti ve memnun olduklarını söyledi. Durumlar iyi, bekliyoruz. Bizde eski radyolar, plakçalar, gramofonlar, işte radyolar, bu tür. Peki vatandaşın ilgisi nasıl? İlgi var da talep pek şey yok, yani alım yok. Gerçekten geçmişe dönük şöyle ne istiyorlarsa burada var. Biz de buradayız. Gelsinler, alışveriş yapsınlar. Biz de daha güzel ürünler getirelim. Peki kolaylık sağlıyor musunuz gelen vatandaşlara? Emin olun, çok güzel fiyatlar var burada. Yani
çoğu insan düşünmez belki buradaki fiyatlar yüksek gibi görür ama gerçekten çok güzel fiyatlar var. Ve buradaki ürünlerin çoğu zaten bulunmaz ürünler. Abi canım memnun olsun. Yani, peki vatandaşın talebi nasıl? Vatandaşın talebi çok bazen yoğun bazen durgun. Kayseri pek antikeye alışamadı daha. Ama alışacak inşallah. Vatandaşın talebi oldukça iyi. Biraz merak da fazla. Bunun yanında ekonomik şartlara rağmen alıp satan da bayağı fazla. Buradan Talas Belediye Başkanımıza, Talas Belediyesi'ne teşekkür de sunarım. Mustafa Başkanım ilgileniyor kültür hizmetiyle. Ondan sonra burada bir kültür hizmeti hem aynı zamanda da işte bir ticaret. Uğraşıyoruz yani. Alışverişe gelen vatandaşlar da antika merakının ayrı bir sevgi olduğunu söylediler ve mutlu olduklarını belirttiler. Anlamak lazım. İlk defa gelenler pek bir şey anlamaz ama 2-3 defa geldiği zaman bir de merak oluşursa devam ediyor yani. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarihi Harman Meydanı'nda tarihi eşyaları vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi ve tüm vatandaşları Harman Meydanı'na davet etti. Efendim 2 yıldan beri devam eden Talas Antika Pazarı'ndayız. Burası kendi mekan olarak da tarihi evlerin, konutların bulunduğu bir alan. Her ayın 2. pazar günü biz burada Antika Pazarı'na ev sahipliği yapıyoruz. Bugün 57 tane esnafımız burada sergi açmış durumda. Antikacılık ve koleksiyonerlik farklı bir şey. Antika malzeme demek hem tarihi hafızası olan hem de bulunduğu yerde tek olan demek. Onun için buradaki her eserin ayrı bir tarihi hafızası var ve tek olma özelliği var. Daha çok plaklar ve gramofon, bir de kitaplar benim dikkatimi çekti. Tesbih koleksiyonum da olduğu için onlara da baktım. Çok güzel malzemeler var yine bu hafta. Kış olmasına rağmen güzel esnafımız güzel malzemelerle gelmiş. Ama aynı zamanda şunu belirtmek isterim. Erzurum'dan Konya'ya, İstanbul'dan Ankara'ya her vilayetten antikacılar gelmiş durumdalar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Katılmak isteyenlere yerimiz var. Burada önemli olan pazarlık yapmak. Pazarlığımı yaptım. Ben de iki tane plak aldım, bir tane hediye aldım, bir maket aldım. Savaş maketi. Ondan sonra da şimdi biz de ayrılıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama bıraktı. Büyükşehir Belediyesi bu kış döneminde gerek merkezde gerekse ilçelerde kullanılmak üzere aralarında kuş, kedi ve köpek yemleri olmak üzere 203 beslenme noktasında 25 ton yemi sokak hayvanlarının istifadesine sundu. Gel. Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini sadece insanların konforu ve güvenliği bağlamında değil, diğer canlılara da yaşamdan kaynaklanan hakları dolayısıyla hizmet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına el uzatarak onların beslenme ihtiyacını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi sadece beslenme değil, hayvan barınaklarıyla da sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nde 16. olağan genel kurulu yapıldı. Seçime tek listeyle giren mevcut başkan Süleyman Varol güven tazeledi. Makine Mühendisleri Odası'nda 16. olağan genel kurulu yapıldı. Oda üyeleri sabah 9'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçime ise mevcut başkan Süleyman Varol tek listeyle girdi. Seçime tek liste girilmesine rağmen katılımın yüksek olduğunu belirten Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol, şenlik havasında bir seçim yaşadıklarını söyledi. Teşekkür ediyorum.
seçimlerimizin, genel kurulumuzun mesleğimize, meslektaşımıza, şehrimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, teknisi olarak bir seçime giriyoruz. Ama katılım oldukça yoğun. Şenlik havasında bir seçim yaşıyoruz. Katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Meslekte birlik anlayışıyla yine önümüzdeki dönemde de başarılı işler yapacağımıza inanıyoruz. Süleyman Varol'un yönetiminde Serdal Kara, Mustafa Karasakal, Berin Eğidemir, Osman Mıhçı Okur, Ziya Murat Öztürk ve Oğuz Gündoğ yer aldı. İkinci el otomobil pazarında 1,5 aylık durağanlık yerini yavaş yavaş hareketliliğe bıraktı değerli izleyenler. Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu araç alacakları uyardı. Tuzcuoğlu araç almanın tam zamanı 1,5 aylık sürede bir durağanlık vardı. Mart'ın 15'inden itibaren fiyatların artmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Kayseri'de ikinci el otomobilin kalbi Anadolu Oto Galericiler sitesinde atıyor. Oto pazarı Kayseri'de de pazar günleri kuruluyor. 20-30 liralık almayla indir oynamıyor. 50 yer oynamıyor da. Soğuk ve yağış hava nedeniyle 1,5 aydır pazara ilgi yoktu. Havaların yumuşaması sonrası oto pazarında hafif de olsa kıpırdanma başladı. Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu araç alacakları uyardı. Tuzcuoğlu araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi ve 1,5 aylık sürede bir durağanlık vardı. Mart'ın 15'inden itibaren fiyatların artmasını bekliyoruz. Araç alacaklar süreyi uzatmasın dedi. Malum 1,5 aydır biraz durgun geçti. Ben yine hep sizin aracılığınızla dile getiriyorum. Yani 3. ayın 15'ini görmeden bence gerçekten araç almak isteyenlerin sitemizde güvenli araçlarını almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü şu an o durgun geçen sezon 3. ayın 15'i gibi tekrar bir %15-20 zamlanabilir. Bu zamı görmeden bütün halkımızı, bütün müşterilerimizi sitemize bekliyorum. Şu an orada da ciddi anlamda bir sıkıntımız var. Şöyle bir durum, normal ayakçı tabir ettiğimiz maalesef bizim işimizi yapan, dışarıdan yapan, dükkan tezgah derdi olmayan, vergi derdi olmayanların bizim tezgahımızdaki aynı arabaya 20-30 bin lira fazla rakamlarla ilana girdiklerini görüyoruz. İnanın bu noktada da elimizden resmi bir şey gelmediği için bir şey yapamıyoruz. Ama bu konuda gerçekten bütün esnaflar olarak muzdaribiz. İnşallah bununla alakalı da önümüzde bazı çalışmalar var. Hem bu belli sitelerin bu tarz çalışanlara uyarmaları ve ilan sayısının azaltılmasıyla alakalı veya hiç ilanların alınmamasıyla alakalı inşallah daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu sıkıntı tamamen dışarıda işimizi yapan, eleman çalıştırmayan, belgesi olmayanların ya bendeki araç işte esnaf yazmış 100, ben 150 yazayım, 140 yazayım. Bu piyasanın yükselmesine de sebep olan maalesef bu durumlar. Ama inşallah önümüzde bütün çözümler geleceğine inanıyoruz. Değerli izleyenler, yeni nesil soba olarak bilinen peletli sobalar tasarruf sağlarken zahmeti de ortadan kaldırıyor. Kayseri'de 20 yıldır sobacılık yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, peletli soba hem tasarruflu hem de pratik bir soba dedi. Şekliyle ve yakıtıyla dikkat çeken peletli sobalar vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kömür ve peletin ton fiyatının yarı yarıya olmasından dolayı vatandaşlara peletli soba daha cazip geliyor. Hem yakıtın daha ucuz olması, hem duman miktarının az olması, hem de neredeyse hiç kül çıkarmamasından dolayı peletli sobalar rağbet görüyor. Kömürlü sobalara nazaran peletli sobaların yakıt konusunda %50 oranında avantajlı olduğunu söyleyen sobacı Mustafa Emre Kocabaşoğlu, sobalarımız yeni nesil olarak kömürlüden ziyade ağırlıkta odunlu ya da peletli olarak devam ediyor ifadelerini kullandı. Sobalarımız yeni nesil olaraktan kömürlüden ziyade ağırlıkta odunlu ya da peletli olaraktan devam ediyor. Pelet dediğimiz sistem sıkıştırılmış talaş, odun talaşı. Sistem olaraktan bu tür sobalarımızda haznesine peleti dolduruyorsunuz. Kendi kendine az az alaraktan yakıyor. Hem tasarruf konusunda ideal, hem görsel konuda ideal ve pratik. Örneğin sabah doldurduğunuz pelet akşama kadar yavaş yavaş yanıyor.
Tasarruf konusunda da güzel, görsel konuda da güzel. Kömürle kıyasladığımız zaman örneğin kömürün ton fiyatı 4.000-4.500-5.000 ortalamasında. Peletin ton fiyatı 2.500-3.000 ortalamalı fiyatları. Yani yer yer ya diyebiliriz yaklaşık olarak. Artı çevreci, yani karbon salınımımız çok düşük. Odun yaktığımız için, yani odun talaşı sonuçta, çevreyi de kirletmiyor. Bacaları, boruları, sobaları doldurmuyor. Temizliği pratik, rahat. Yani o konuda avantajlı. Kolaylık olaraktan şöyle, zaten peletin üzerine belli oranda jel olabilir, çıra olabilir. Bu tür şeylerden sıkıyoruz, sadece onu tutuşturuyoruz. O komple peledi yakıyor. Zaten sabah yaktığımız zaman, bir kereyle yaktığımız zaman peledi bitmediği süreçte sönmüyor. Sürekli devam ediyor. Karabaşoğlu, peletli sobaların fiyatlarının ürün yapım kalitesi, cam büyüklüğü ve ürünün sağlamlığı olarak ortalama 2-3 bin TL'den başladığını, modeline göre 5-6 bin TL dolaylarına kadar çıkabildiğini de dile getirdi. Fiyat olarak ürünün yapım kalitesi, örneğin cam büyüklüğü, ürün sağlamlığı olaraktan ortalamalı 2.500-3.000'den başlıyor. Modeline göre yaklaşık 5.000-6.000 dolaylarına kadar peletli sobalar var. Bunların tam otomatik dediğimiz, yani ateşlemesini bile kendinden yapan modellerimiz var. Onların da imalatçısıyız. Kalorifere bağlanan modelleri var, onları da imal ediyoruz. Onlar da yaklaşık olarak otomatik dediklerimiz 13.000'den başlıyor. Kalorifer tesisatına bağlananlar hemen hemen 18-19-20.000 liradan başlıyor. Modelin fiyatı yükseliyor. Yani biliyorsunuz Avrupa'da kullanılan ağırlıktaki malzeme pelet ya da odun. Kayseri'de yaşlı kadının içerisinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yaparak kaçan şahıs, yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı değerli izleyenler. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olay anında yaşlı kadının şüpheliyi bir süre kovaladığı görülüyor. Belikgazi ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi takip ettiği HA'nın el çantası ve içerisinde 720 TL parası bulunan cüzdanını kapkaç yaparak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olay yeri içerisinde bulunan güvenlik kameraları incelenirken olayın şüphelisinin HA olduğu tespit edildi. HÖ Yan Kesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde HA'nın çantası ve cüzdanını alan HÖ'nün kaçtığı sırada naylon çanta içerisinde cüzdanı aldıktan sonra çantaya attığı ve HA'nın ise HÖ'yü bir süre kovaladığı görülüyor. Orayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikle kutlandı değerli izleyenler. Tarihin cesurlar tarafından yazıldığını kaydeden Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Topal, "Türk milleti Maraş'ta en güçlü ordulara karşı destan yazmıştır," dedi. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Kutlama programına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrak Karayel, CHP Milletvekili Çetin Arık, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti İl Başkanı Sebahati Ataman, diğer protokol üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Program Kahramanmaraş'ın yöresel oyun gösterileriyle başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Buluşmada konuşan Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Topal, tarihin cesurlar tarafından yazıldığını belirtti. Topal, "Türk milleti Maraş'ta en güçlü ordulara karşı destan yazmıştır," dedi. Kıymetli hemşehrilerim, bu kutlu ve gururlu günü yıl dönümünde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bize bu anlamlı günü miras bırakan Sürcü İmam, Abdal Halil Ağa, Arslan Bey, Senem Ayşe, Rıdvan Hoca, Çakmakçı Sayın, Şehit Evliya, Avukat Mehmet Ali Kısakürek ve adlarını sayamadığımız nice kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. 12 Şubat biz Kahramanmaraşlılar için
varoluşumuzla yok oluşumuzla arasında adeta bir dönüm noktasıdır. Bütün benliğimizle idrak etmemiz gereken bir tarihin adıdır. Buluşma çeşitli etkinliklerle devam etti. Değerli izleyenler, Kayseri Spor Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Goller 70. dakikada Cardozo ve 85. dakikada Mustafa Muhammed'den geldi. Bu beraberlikle Kayseri Spor puanını 35 yaptı. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayseri Spor kozlarını paylaştı. Nef Stadyumunda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Kayseri Spor 70. dakikada Cardozo'nun kaydettiği golle öne geçerken yanıt 85. dakikada Mustafa Muhammed'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 29 puanda kaldı, Kayseri Spor ise 35 puana ulaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Zor bir maçtı, bir puanla ayrılmak iyiydi" diye konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent de "Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım" diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Kayseri Spor'da teknik direktör Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını belirten Karaman, "Zor bir maçta bir puanla ayrılmak iyi" dedi. Ne Galatasaray'ın, ne Beşiktaş'ın, ne Fenerbahçe'nin, ne Trabzon'un 3 gün arayla, atıyorum Galatasaray 3 gün arayla bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş maçı oynamak kolay değil. Çünkü Fenerbahçe maçında işte bir kırmızı kart gördük. Uğur yok. Abdülkadir Parmak sakatlandı. Oynayamadı. Mane de pozitif oldu. Onu da gönderdik. Diğer oyuncularımızı çağırdık. Gribal enfeksiyonu olanlar. Gavranoviç, kaleci Lung, Gökhan. Çünkü ısınırken de Emrah gitti. Dolayısıyla oyuncu kadrosuyla birlikte başlarken Skorogere 1-0 veya mağlup duruma düştüğünüzde banktan atacağınız oyuncu grubunda eksik kaldık. Zaten bir kişi de eksik yazdık. Dolayısıyla böyle bir maç. Çünkü 90 dakikayı kendi takım adına eleştirecek veya daha geliştirecek, daha iyi yapacak pozisyonlarımız var. Deplasmanda Galatasaray'ın bulunmuş olduğu durum, içeride iyi bir taraftar var, bir çıkış arıyorlar. Strateji anlamında baktığınızda da çok zor bir maç. Bir puandan ayrılmak iyi. Belki son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi. Veya kalecimizin çıkardığı birkaç tane top var. Şimdi biz hafta sonu oynayacağımız maça fokus oluyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent de maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torrent, "Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız lazım" diye konuştu. Son capaces hoy un resultado normal, como mínimo era un 3-1. Normalde bu maçın sonucu 3-1 bitmeliydi. Ben her zaman söylüyorum, ceza sahasına kadar antrenörlerin işi. Ceza sahasından sonra bizim işimiz bitiyor. Evet değerli izleyenler, bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Buradan gündemdeki önemli gelişmeleri siz değerli izleyenlerimize aktardık. Ben yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.